Merhaba, benim adım Mesude Veli. Çin'in Uygur bölgesi Ürümçe'de doğdum. Birkaç sene Türkiye'de yaşadım. Kitap okumayı çok severim. Uygurca'ya çevrilmiş birçok Türk edebiyatı biliyorum. Ama Türkçe'ye çevrilmiş Uygur kitaplarını hiç bilmiyorum. Her iki ulus da kültürü de birbirine yakın hissediyor. Umarım bu kitap Uygur edebiyatını Türk insanına tanıtmak için bir eşik olur. Uygur yazar Abdüli Ayıp kitabında Şincan Uygur özellik bölgesindeki gözetim sistemi hakkında yazdı. Kitabında dedi ki, o hapisteki günü hatırlıyorum. Hapishanenin kokuşmuş ayakkabılarını atarken tüm ıstırabımı ve kırgınlığımı birlikte terk ettim. Duygusuz istek dışında her şeyi affediyorum. Kaşgar hapishanedeki ilk günümde beni çırılçıplak soyunduran ve maymun gibi sektiren polisi bile affettim. Ve bir ahmak gibi yerde kalmamı isteyip de kıkırdayarak izleyeni de affettim. Daha hapisten çıkmadım. Ancak kurtuluşa doğru yürümeye başlayan biriyim. Özgürlük araçlarım kararlılıkla fırsata doğru ilerliyor. Ruhumu umutsuzluğa düşüren ve kullanılan acımasızlık ve ayrılık beni yönden cesur kılmadı. Bir özgür dünyada yaşasam bile fırsatlara alışamıyorum. Utangaç, inançsız ve gereksiz yere kararsızım. Bunlar barbarca talebin kalbimde yarattığı kutsal incinme ve boyun eğdirmenin etkileridir. Boyun eğdirmeden uzaklaşan yine de beyin biliminin tutamadığı tabiyetten kurtulmuş, duygusuzluktan kurtulan ama vahşeti tanıyan kişiler de az değildir. Utanç, eziyet ve istismar hapishanesinden kurtuldum. Ahlak atasözüm değilse, affetme ve sevme sebebim yardımcım değilse, misilleme ve küçümseme duygusuz inancımın öncülü olacaktır. Dilim zehirli madde yayacak, sonra kalbime aşağılanma, sürekli düşmanlık, saldırganlık ve öfke empoze ediyorum. Ve bedenim özgür olsa da kalbimi saldırganlığın hapishanesinde tutardım. Hapisten özgür dünyaya çıksam bile fırsatı yeniden yakalayamadım. Uygur olma sebebiyle çok sayıda kişi henüz hapiste. Özgürlüğün araçları ve fırsatın nedeni bana özgü değil. Şahsen sadece ben değil, bir bütün olarak elden çıkarmamız gereken şeyler var. Bir kurtuluş hedefimiz varsa belli bir noktaya, bir döneme, bir görüşe, bir sisteme, bir baskı unsuruna, bir hüzne kapıldığımızı hissediyorsak hepimiz Uygur'uz.